Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, turizmi teşvik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerine söz aldım, selamlarımı sunarım. Son dönemlerin en stratejik sektörlerinden birisi olan turizm, ülkemizin sahip olduğu kültürel miras ve doğal güzellikler yanında coğrafi konumu ve Türk konukseverliği sayesinde ilerlemekte olsa da ekonomik olarak hak ettiği payı alamamaktadır. Çok kırılgan bir sektör olması dolayısıyla son 8 senede 4 önemli kriz dönemi yaşanmıştır. Bu krizlerin sonuncusu bütün dünyayı etkileyen pandemidir. Diğer üçü AKP iktidarlarının yönetimdeki beceriksizlikleri ve uygulanmış oldukları yanlış politikalardan kaynaklanmıştır. Gerçi pandemi dönemindeki krizin sorumlusu da AKP hükümettir. Tedbirler zamanında uygulamaya konulmamış, bu yüzden salgının etkileri uzun sürmüştür. Anlattıkları başarı hikayelerine yandaşlardan başka inanan da kalmamıştır. Diğer taraftan ülkeyi kendi şirketleri gibi gören bir anlayış ve anayasa gibi temel hukuk ilkelerini önemsemeyen, her şeyi sadece kendileri ve yandaşları açısından para kazanma aracı gören bu iktidarın keyfi uygulamaları sonucu güven ve huzur ortamı bozulmuş, ülkenin imajı olumsuz yönde değişmiş, bu durumdan turizm sektörü de etkilenmiştir. Bu kanun teklifinin aceleyle düzenlenmesi ve komisyondan da aceleyle gece yarıları çalışarak geçirilmiş olmasına rağmen 3 aydan fazla bir süre bekletilme sebebini henüz bilmiyoruz. Ama kısa süre sonra yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı doğuracağını öngörüyoruz. Nitekim Mayıs 2019'da 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun üzerinden henüz 2 yıl geçmeden bu teklif getirilmiştir. Şunu da belirtmeliyim ki turizmi teşvik amaçlı gibi gösterilerek hazineye ait taşınmaz mallardan jeotermal kaynaklara kadar birçok konuyu bünyesine alan bir torba kanun şaibe kokar. Kimse yadırgamasın. Önceki torba kanun tekliflerinde benzer gayretleri çokça gördüğümüz için burada da şaibe aranması haklı bir tutumdur. Maden ve jeotermal kaynaklarla ilgili daha önce verilmiş olan ruhsatların iptal edilmesi, bedellerin uzlaşma ile ödenecek olması, uzlaşmayı yapacak olanlar açısından şaibeli bir durum yaratacaktır. Turizm amaçlı yapılaşma ve kamu arazilerinin turizm işletmelerine tahsisi, turizmde pazarlamanın planlaması ile yakından ilişkilidir. Ortaya çıkacak tesis ve yatak arzı, turizmi pazarlayan seyahat acentalarının verileriyle uyumlu olmalıdır. Bu kanundan en çok etkilenecek olan konaklama ve seyahat acentaları kuruluşlarıdır. Bu iki kuruluş, teklifin meclise sunulması ile bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. Önceden hiçbir görüşme yapılmamasını eksiklik olarak görmekteyiz. Teklifte yer alan belediye belgeli konaklama işletmelerine turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirilmesi, standartlar ve denetim bütünlüğü açısından doğru gibi görünse de bu işletmeleri hak kaybına uğratacaktır. Diğer taraftan meralar, yaylalar, kışlaklar, ormanlar ve kıyıların yağmalanmasına yol açması dolayısıyla anayasa ihlalini doğurmaktadır. Turizm payının ödenmemesi durumundaki cezaların tahsilinde vergi ve SGK primi gibi kamu alacaklarından farklı bir yaptırım uygulamasının da anayasaya aykırı olacağını düşünmekteyiz. Ormanların betonlaşmasına ve hayvancılıkla ilgili alanların daralmasına yol açması bakımından da bazı kanunlarla açıkça çeliştiğini söylemeliyim. Torbada yer alan Yunus Emre Vakfı ile ilgili düzenlemede partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyarlama amaçlansa da bizim dikkat çektiğimiz husus daha önce yaşanan ve ağır bedeller ödenen FETÖ'den boşalan yurt dışı alanın başka cemaatler tarafından doldurulma ihtimaline yol açmasıdır. Değerli milletvekilleri, külliyede hazırlanan ve genellikle İktidar Partisi milletvekilleri tarafından bile kapsamı tam bilinmeyen komisyona getirilmiş olan bu kanun teklifinin sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için
komisyonda büyük gayret gösterdik. İyi Parti olarak geneli ve maddeler üzerine verdiğimiz 13 önerge oy çokluğu ile reddedildi. Anlaşılacağı gibi sektör temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler ve belediyeler dışlanarak hazırlanmış olan bu kanun teklifi oy çokluğu ile buradan geçse bile turizm sektöründeki paydaşların beklentilerine cevap veremeyecektir. Sonuç olarak içinde çelişkilerin ve şaibe ihtimallerinin olduğu, anayasanın ihlal edildiği, sektör paydaşlarının ve belediyelerin dışlandığı, tali komisyonlarda görüşülmeden esas komisyonda oy çokluğu ile kabul edilen ve genel kurula getirilen bu kanun teklifine karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Değerli milletvekilleri, turizm sektöründe sıkıntı içerisinde kıvranan bütün yatırımcılar çare aramaktadır. Onların ayakta kalması için hükümetin duyarlı olması gerekir. Sektörün kredi borcu çok artmıştır. Zengin edilen yandaş müteahhitlerin vergi borçları kararname ile silinirken biz turizmcinin borçları silinsin demiyoruz. Sabitlenerek bir yıl ertelensin istiyoruz. Döviz cinsinden kredi borcu olanların borçları da enflasyon oranına göre hesaplanıp Türk lirası cinsine çevrilerek ödenmesi sağlanmalıdır. Sektördeki yatırımcıların diğer istekleri de dikkate alınmalıdır. Vergi indirim istisnası, SGK primi ve işveren payı istisnası, enerji fiyatlarında indirim ve istihdam için yeni teşvikler sağlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, son 10 yılda dünyadaki turist sayısı %48 arttı fakat Türkiye'nin pazardan aldığı pay değişmedi. 10 yıl öncesine göre Türkiye'de tatil yapmak döviz kuruna bağlı olarak ucuzlamış, turist başına düşen gelir de düşmüştür. Turizm sektörünün pandemiden sonra çeşitliliğin ve harcamaların artacağı, sürelerin kısalacağı bir döneme girerek pazar büyüklüğünün 2 trilyon doları bulacağı öngörülmektedir. Bu pazardaki Türkiye'nin payı en az %5'e çıkmalı ve 100 milyar dolara ulaşmalıdır. Hak ettiğimiz bu payı alabilmek için yenilikçi, çağı yakalayan sektörel gelişim sağlanmalıdır. Sektörde tutunmaya çalışan bütün paydaşların özenle korunması ve desteklenmesi gerekir. Bu konuda ayrımcılık yapılmamalıdır. Sektördeki yatırımcılarla beraber ortak akılla planlamalar yapılırsa niteliğe odaklanmak mümkün olabilir ve hizmet kalitesi gelişir. Son yıllarda çok haksız şekilde sürekli artan vergi yükü sektörde yatırım yapanları pişman ettirmekte kalmamakta, yeni yatırımcıları da soğutmaktadır. İktidarın takip ettiği yanlış politikalar bir zihniyet meselesidir. Bunun değişmesi kendi içinde mümkün görünmemektedir. İktidarın değişmesi lazımdır. İktidarın değişmesiyle birlikte gelecek olan İyi Parti iktidarında haksız vergiler dahil bütün engeller sona erecek ve sektörün beklediği altyapı eksikliklerinin tamamı giderilecektir. Turizm denilince akla sadece deniz, kum, güneş gelmeyecek, çeşitlendirilip yılın tamamına yayılacak, şehir ve kırsal kesimi kapsayacak şekilde geliştirilecektir. Kısaca turizmci kendini yalnız hissetmeyecek, devlet iyi günde de zor günde de onların yanında olacaktır. Değerli arkadaşlar, bu kürsüde biraz önce konuşan teklif sahibi Antalya milletvekili teklif maddelerini savunurken Antalya'da yapılan bir toplantıdan dolayı Dışişleri Bakanlığı'na övgüler yağdırdı. Bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. 17 Haziran'da Antalya'da yapılan toplantıya katılan Sırp lider Dodik adına bizim PTT Genel Müdürlüğü hatıra pulu bastırdı. Bu Dodik, Srebrenica'da yapılan katliamı kabul etmeyen birisidir.
hem orada katledilen kardeşlerimize rahmet dileyeceksiniz, hem de katillerin başına hatıra pulu bastıracaksınız. Bu büyük hatayı Türk milleti kabul etmiyor. Böyle vicdansızlık olmaz. Dışişleri Bakanı bu yanlışlığı düzeltmek için ne yapmıştır? PTT Genel Müdürlüğü'ne pulu iptal kararı aldırıp DODİK'e bildirmiş midir? Derhal yapmalıdır bunları. Aksi halde bu yapılan hiçbir zaman unutulmayacaktır. Değerli milletvekilleri, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte turizm dahil her alanda tıkanan devlet çarkının yaklaşmakta olan seçimlerle birlikte değişeceğine olan inancımı belirtiyor, yaklaşan Kurban Bayramı'nın Türk milletine, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum.